Günaydın Gündem Spor'la karşınızdayız, haftanın ilk günü. Süper Lig'de artık 16 Ağustos Cuma günü ilk düdüğü duyacağız. Son şampiyon Galatasaray Denizli Spor deplasmanında olacak. Biz de 2 hafta kala takımların bu yurt dışı hazırlık kamplarını değerlendireceğiz. Anadolu Ajansı muhabiri Hilmi Sever takımların kamplarını takip etti. Biz de kendisini stüdyoya davet ettik. Takımların son durumu nedir? En hazır takım hangisi? Hangi bölgelere transfer gerekiyor? Bunları konuşacağız. Hilmi günaydın. Günaydın. Nasıl geçti takımlarla beraber bir kamp dönemiydi? Siz de kamptaydınız. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Başakşehir'i takip ettiniz. Kasımpaşa'da aynı şekilde. İlk izlenimin en hazır takım hangisi? Galatasaray aslında baktığımız zaman son şampiyon ve hani oyuncu transferlerinde de aslında baktığımız zaman oturmuş kadrosuyla biraz daha öne çıkıyor. Çünkü diğer takımların özellikle savunmada şampiyonluk iddiası olan takımların eksikleri var ve bu eksikleri tamamlamaya çalışıyorlar. Başakşehir transferlerini yaptı ama tabii ki oyuncuların uyum süreci, bunlar kampa yetişmediler. Nasıl olacağını göreceğiz. Eksiklerini tamamlayabiliriz ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ise hala transfer bekleniyor. O zaman Fenerbahçe'den başlayalım. Şimdi Ersun Yanal sürekli transfer istiyor. Stoper takviyesi istiyor, forvet istiyor, orta sahaya takviye istiyor. Evet. Son olarak Deniz Türüç takımı katıldı. Kolarov gelecek mi, gelmeyecek mi gibi gibi, Zanka aynı şekilde. Fenerbahçe iki stoperle, bir forvetle Ersun Yanal'ın istediği seviyeye gelebilecek mi? Aslında gelebilir. Baktığımız zaman çünkü Fenerbahçe'de biraz da hava değişmiş durumda. Geçen seneki o üzerindeki ölü toprağını atmak istiyorlar. Bunun için de zaten yapılan en büyük transfer Emre Belözoğlu oluyor. Çünkü Emre de söylediği şey şuydu. 4 senedir takımın üstünde çok farklı fazla şey değişmiş dedi. Biraz da o ölü toprağını atmaya çalışıyor. Emre de zaten aslında geliş amaçlarından bir tanesi de bu. Takımı tekrar o şampiyonluk potasına, şampiyonluk iddiasına sokabilmek ve şampiyonlar oyuncuları da takımı da inandırabilmek. Ve bu hava biraz daha aslında oturuyor. Oyuncularla da konuştuğumuz zaman kamptaydık zaten. Orada röportajlar da yaptık. Basın toplantılarına da katıldık. Ve takımda bu yavaş yavaş hissedilmeye başlanıyor. Bu transferler bunu biraz daha sağlayabilir. Şu an eksikler oldu. Ortada zaten özellikle Audi Cup'ta bunlar fazlasıyla gözüktü. Çünkü savunmadaki eksikler Fenerbahçe çok fazla geriye götürüyor. Rodriguez ve Kruse ile Moses da biraz kendini toparlamaya başladı. Hücum hattı biraz daha hareketlendi ve güçlendi. Bu zaten ortada. Vedat da özellikle çok çabuk oluyor. Oyunu ön tarafa yıkmasını Fenerbahçe'nin sağlıyor ve gerçekten çok etkili olacağını şimdiden hissettirdi Vedat kampta. Kampında en çalışkan, en azimli isimlerden bir tanesiydi zaten. Ama savunmadaki eksikler gerçekten Fenerbahçe'yi çok zor durumda bırakıyor. Ersun Hoca bunun için farklı şeyler denedi. Kampta da farklı isimleri de Jason özellikle hazırlık maçlarını stoperde oynattı. Hiç de fena değildi. Yani Abdullah Avcı'nın Mahmut'tan yaptığını Jason'la biraz da Fenerbahçe'de bunu yapmaya başladı aslında. Deniyor. Mecburiyetten diyelim aslında. İstediği bir şey değil belki ama Jason'da ayağına hakimiyeti, duruş yeri ve oyunu geriden kurmasıyla Fenerbahçe'ye faydalı olacak gibi gözüküyor ama tabii ki istenen Jason'un ön alanda olması. Pozisyon bilgisi yüksek bir kere. Brezilyalı. Stoper bölgesinde ön libero'da oynayabildiği için topu nasıl dağıtacağını iyi biliyor. Diğer isimlere göre çok daha tecrübeli. Uluslararası kariyeri daha fazla. O da Ersun Yanal'ın hani şu anda stepnesi olabilecek isimlerden bir tanesi. Ama sen Emre Belözoğlu'na dikkat çektin. 38 yaşında uzun bir aranın ardından değişen bir Fenerbahçe'ye geldi. Emre ile de şu anda basında en çok röportaj yapan isim sensin. Hem görsel hem yazılı basında. Nasıl bir Emre olacak? Başakşehir'deki Emre'yi performansı açısından Fenerbahçe'de görebilecek miyiz? Oynamadığı zamanlarda teknik ekipteyken Ersun Yanal'ın gerçekten en büyük yardımcısı olacak mı? Neleri değiştirecek ve antrenmanları takip ettiğinde diğer futbolcuların Emre'ye karşı bakışı nasıldı? Aslında her şeyden önce Emre Belözoğlu çok mutlu. Gerçekten Fenerbahçe'ye dönmek onu çok mutlu etmiş. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Röportajımızda da, oradaki sohbetlerimizde de bunu zaten fazlasıyla hissettiriyor kendisi de. Fenerbahçe çok hazır geldi. Fenerbahçe'ye gerçekten ayağa kaldırmak için geldi. Zaten başta da şampiyonluk için geri döndüm olmuştu röportajımızın. Ve gerçekten buna inanıyor. Ama esas sorun oyuncuları buna inandırması. Emre Belözoğlu buna inanıyor ve herkese inandırmak için elinden geleni fazlasını yapmaya hazır. Bunun için de ortaya koyuyor. Ben buraya sadece Ersun Yanal yardımcı konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Sürekli maçlarda ve idmanlarda Ersun Yanal'ın yanında. Çok yakın temaslar, sürekli konuşuyorlar. Ama Emre Belözoğlu'na sorduğumuz zaman ben bunu 25 yaşından beri yapıyorum. Gittiğim her takımda sorumluluk almayı seviyorum ve lider özelliğinden kaynaklanan bir durum olduğunu söylüyor. Yoksa hani ben buraya futbolcu olarak geldiğimin altını ısrarla çiziyor. Yani yönetim, hani herkesin kafasında Emre sportif direktör, yardımcı antrenör gibi şeyler hep geziyor. Ama şu an için sadece futbolcuyum ve sahada Fenerbahçe'ye faydalı olmak istiyorum. Altını çiziyor. Kendisini güçlü hissediyor.
Onu söyleyebiliriz. Herkes şu an hazırlık maçlarına sonradan girmesini biraz acaba hep böyle mi olacak olarak yorumluyor ama Emre'nin söylediği şey şu. Milli takımda olan oyuncular kampa geç katıldılar. Geç başladı. Biraz da yaşım var diyor. Aslında bunu da söylüyor zaten ısrarla. Bana da biraz anlayış gösterirseniz sevinirim diyor. Bu yaşa itibariyle de yavaş yavaş kendisini hazırlıyor ve bir anda da hani riske atıp sakatlanmak istemiyor. Çünkü yaşı var ve kendini korumak zorunda. Çok iyi bir profesyonel. Ama Emre Belözoğlu bu sene Fenerbahçe'nin çeyresini değiştirebilecek isimlerin başında geliyor. Diğer oyuncular da ondan çok fazla etkileniyor, onu söyleyebiliriz. Ozan Tufan, Alper ve Sadık. Röportajda altın çizdiği konulardan bir tanesi şuydu. Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları çok önemli. Ve yerli oyuncular şampiyonluk yolunda da çok önemli. Onların takımda sorumluluk alması gerekiyor. Emre Belözoğlu bunu o oyunculara hissettirmeye çalışıyor. Çünkü şampiyonluğun biraz da yerli oyuncu grubunun kalitesinden geçtiğinin bilincinde olan bir oyuncu. Bunu yıllardır zaten görüyor ve yaşamış bir isim. Ozan Tufan'ın toparlanmasında, Alper şu an bekleneni veremedi hazırlık kampında Alper Potuk ama onun da yavaş yavaş hazır olmasında Emre Belözoğlu'nun payı çok olacaktır diye düşünüyorum. Türk futbolunda Nihat abi modeli, yani Nihat Özdemir kendisi bunu demişti. Nihat abi modelini getireceğiz. İnşallah bazı şeyleri çözeceğiz demişti. Emre de Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu, Emre abisi formunu getirecek, bakalım başarılı olacak mı? Göreceğiz. Beşiktaş'ta takip ettiniz. Beşiktaş şu anda baktığınızda taraftarlar baksa gol yok, gol yok, gol yok, mağlubiyet, mağlubiyet, mağlubiyet. Türkiye'de iki tane yerel takıma karşı alınan galibiyetleri saymıyoruz. Uluslararası arenada hazırlık maçları pek umutlu değil Beşiktaş taraftarları. Evet. Sezon içinde bu değişir mi? Abdullah Avcı bambaşka bir sistemden bambaşka bir sisteme geliyor. Bunun içine girebilecek mi? Aslında Abdullah Avcı'nın işi zor gerçekten. Çünkü dediğiniz gibi çok farklı bir sistemi burada oturtmaya çalışıyor. Ve istediği oyuncular şu an için henüz alınmış değil. Çünkü Abdullah Avcı genellikle Başakşehir'de şuna alışıktı. Başakşehir'de belli planlar vardı. Biraz daha kurumsal yapı daha hızlı ilerliyor AŞ olduğu için. Eksikleri yazardı. O eksikler en kısa sürede tamamlanırdı. Yani bu mesela Okan Buruk'la röportaj yaptık. 3 gün önce demişti ki 3 transfer lazım. 2 stoper bir forvet demişti. 3 gün sonra 2 stoper bir forvet geldi Başakşehir'e. Ve hemen onlar da takıma adapte olmaya başlıyorlar. Ama şu an için Beşiktaş'ta bu söz konusu değil. Abdullah Avcı'nın biraz alışık olmadığı bir şey. Transferler fazla gecikiyor. Ve özellikle savunmadaki eksikler Abdullah Avcı'nın biraz daha işte moralini bozmuş durumda. Çünkü bu eksikler Abdullah Avcı'nın oyun planı geriden başlıyor. Ve savunmadaki oyuncunun oyunu topa sokabilmesi ve Etriano özellikle liderliğini alıyordu Başakşehir'de gibi bir oyuncunun eksikliği şu an Beşiktaş'ta fazlasıyla hissediliyor. Karius ne kadar ayağına hakim olsa da önünde topu alıp dağıtacak bir oyuncu bulamadığı için şu an Abdullah Avcı'nın sistemi aslında geriden sekteye uğramış durumda. Yani ilerleyememiş durumda ve bunun da nasıl test edildiğini henüz göremediler. Bu ilerlemeden eksiklikler de işte Beşiktaş'ı biraz geriye götürdü. Abdullah Avcı'ya gerçekten biraz hem zaman hem de oyuncu lazım diyelim. Özellikle sol ayaklı bir stoper lazım. Zaten bunun eksikliğini kendisi özellikle üstüne basa basa sohbetlerimizde de söylüyor. Dünyada zaten sol ayaklı stoper çok az. Ama bizim acil sol ayaklı bir stopere ihtiyacımız var. Çünkü oyunu biz buradan kuracağız. Abdullah Avcı biliyorsunuz Başakşehir'de zaman zaman oyunda geriye düşse de baskı da yese bu pas oyundan hiç vazgeçmemişti. Ama Beşiktaş'ta bunu yapabilmesi için böyle yetenekli ayaklara ihtiyacı var. Şu an için bu isimlerde eksiklik yok. Ve üst üste gelen sakatlıklar da gerçekten Beşiktaş'ta 6-7 oyuncu kampta sakatlandı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı, Necip'in, Raiç'in sakatlıkları biraz da onları zor durumda koştu. Peki bu antrenman temposundan mı yoksa futbolcuların kendi özelinde biraz daha profesyonel dışında kalmalarından mı? Çünkü Başakşehir'de de bir dönem çok fazla oyuncu sakatlı olmuştu. Evet, Abdullah Avcı aslında evet sistem olarak biraz daha antrenman temposunu yüksek tutan bir isim. Ama her zaman da aslında sakatlık riskini de analizleriyle hatta özel sistemler uygularak test eder. Yani sakatlık riski olan bir oyuncuyu zorlamaz. Onların çünkü verilerini alır her sürekli olarak ve oyuncuları biraz daha bekletir. Başakşehir'de bunu sürekli gördük. Böyle bir özel bir ekibi de vardır zaten. Yani ben biraz daha tempodan değil de oyuncuların biraz oyunculardan kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Belki sezon başı kendini biraz ispatlamak, göstermek için ekstra çaba göstermiş olabilirler yeni bir hocaya. Bundan biraz daha çünkü Başakşehir'de bu kadar bir dönem olmuştu ama uzun süreli böyle üst üste gelen sakatlıklar Beşiktaş'a kadar olmamıştı. Başakşehir'de zaten en uzun süreli sakatlık bir Epriano'ydu. Diğeri de Arda'nın yine onun yıllardır gelen bir kasık sakatlığıydı. Aynen öyle. Trabzonspor diyelim. Yusuf Yazıcı ile gitti. Hayırlısı olsun Türk futbolu adına önemli bir yetenek. Ve belki de gidebileceği en doğru adreslerden birine gitti. Fransa Ligi.
Ne çok üst düzey ne altta. Ne çok sert ne çok yumuşak. Ve tabii ki Şampiyonlar Ligi. Herhalde Yusuf Yazıcı'yı en çok lile götüren faktör de Şampiyonlar Ligi'dir. Zeki Çelik'le beraber. Bu transferi Yusuf Yazıcı açısından değerlendirmeni rica edeceğim. Onların da kampını izledin, gördün. O kampta nasıldı? Gitmek isteyen bir Yusuf mu vardı yoksa kalırsam da ben yine boğulurum diyor muydu? Aslında Yusuf'la kamptan önce de biz Ahmet Ağdur ile İstanbul'da yaptığımız röportajda sürekli Yusuf'un gitme isteğinin olduğunu belirtiyordu zaten. Yusuf önceden beri kafasına aslında bu sezon sonundan beri gitmeyi zaten kafasına koymuştu. Bunu biz başkanın ağzından direkt duyduğumuz için rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Hatta vazgeçirmek için elinden geleni yaptı Ahmet Ağlu aslında. Sana bir yıl daha ihtiyacımız var. Bu takımın hedefleri doğrultusunda Abdülkadir de seni de bir yıl daha görmek istiyorum. Yaşınız genç, gitmenizi istemiyorum. Bu sözleri kendisinin sözleri ve bunu ısrarla söyledi ama buna karşın Yusuf gerçekten kafasına koymuştu Avrupa'ya gitmeyi. Taraftarın baskısına, kal demelerin, yönetimin baskısına rağmen aldığı karar doğrultusunda ilerledi. Aslında doğru da bir karar verdi. Çünkü bu yaşta aslında oyuncular gitmeli. Yani bizde biraz daha kalsın, biraz daha kalsın dedikten sonra oyuncular aslında kalıyor. Geçmişte bunun örneklerini çok gördük. Gidemeyen oyuncular oldu ama bir Ozan Kabak var, 19 yaşında gitti, şu an en iyi oyuncu seçildi ve bir transfer daha yaptı. Yani şimdi Yusuf da aynı şeyi aslında kafasında, ben Yusuf'un hedefinin Lille olduğunu tabii ki hiçbirimiz düşünmüyor. Orayı bir basamak olarak kullanıp Yusuf çok daha ileri gidebilecek bir potansiyele sahip. Bence doğru bir karar verdiğine inanıyorum. Katılıyorum. Trabzonspor'daki Yusuf'un çok daha üstünde bir Yusuf'u Avrupa'da, Fransa'da, Şampiyonlar Ligi'nde görmek dileğiyle ona bu yolda başarılar. Son olarak da kısa bir Galatasaray rica edelim. Galatasaray Panathinaikos maçını İstanbul'da oynadı, kazandı. Yeni transferleri, beklentiler Falcao üzerinde, forvet üzerinde. Bir Falcao transferiyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim'in hep o istediği seviyeyi biraz daha yükseltebilir mi? Aslında bütün Avrupa, Avusturya kampının ortak noktası stoper transferi tüm takımlar için ama bunu aramayan tek takım Galatasaray'dı. Oturmuş stoperleri Lündemay'ı da tekrar geri kazandılar ve Galatasaray bu konuda çok öne çıktı. Transferleri de Babel'de zaten ligi bilen isim, Adem ligi bilen, yıllardır bu ligde oynamış deneyimli isimlerden biri artık ve Galatasaray daha da transfer yapmayı düşünüyor ve hücum attığında Cagney'i gönderip eğer Falcao hamlesini de yapabilirlerse Fatih Terim kafasındaki Şampiyonlar Ligi için hazır kadroya ulaşmış olacak gibi gözüküyor. Yani baktığımız zaman en hazır takım şu an için ve tabii ki şampiyonun getirdiği moralle taraftar da zaten buna inanıyor. Galatasaray gibi gözüküyor. Ama bir ufak paranteze Başakşehir aslında son olsun açmak istiyoruz. Çünkü Başakşehir herkes şey söylüyordu. Abdullah Avcı'dan sonra acaba bir değişim olacak mı? Hedefler küçülecek mi? Ne yöneticiler, ne teknik ekip, ne Okan Buruk. Bunu asla ihtimal vermiyor. Çünkü oyuncular da zaten hedefi şampiyonluk olarak koyuyor. Dembaba, Robinho gibi isimlerle de röportajlar yaptık. Aynı şeyi söylüyorlar. Bu takım hedefinden şaşmayacak. Çünkü gerçekten bu sistem zaten hedefinden şaşmamalı diyorlar. Bu sistemin de götüreceği yer Başakşehir şampiyonluk bu sezon olabilir belki. Göreceğiz. İlmi Sever, çok teşekkürler. Rica ederim. Gündem spor.org'da oluyoruz. Hoşçakalın.